Geçiyor şu anda da yükleniyor. Başladı. Bir 11, 10. saniye. Birazdan 60 saniyeyi ver. Veriyorum artık.
Şama şakay pek usta, kıştan saçar kapısta. Onun üstüne pomidor, çeşit türlü pomidor. Pom pom pomidor, ne acayip pomidor. Kayda baksa pomidor, çeşit türlü pomidor. Cebim para dolsun dep, pomidor saçtım olsun dep, cebim para dolsun dep. Pomidorlar olmadı, cebim para dolmadı. Pomidorlar olmadı, cebim para dolmadı. Pom pom pomidor, kayda baksan pomidor. Pom pom pomidor, ne acayip pomidor. Çapaladım kurudu, son sulardım çürüdü. Çapaladım kurudu, son sulardım çürüdü. Pomidorlar olmadı, yolaklara dolmadı. Umut etkin bir binim, bir hıyarlık olmadı. Pom pom pomidor, ne acayip pomidor. Kayda baksak pomidor, kıpkırmızlı pomidor. Pomidorlar, hıyarlar, kapustalar, soğanlar. Östürer mis, satar mis, oynar gülüp yaşar mis. Şama şakay pek usta, kışta saçar kapusta. Şama şakay pek usta, kışta saçar kapusta. Yapraçığı bir şarşın, tamam cabar taz başın. Yapraçığı bir şarşın, tamam cabar taz başın. Pom pom pomidor, hayda baksan pomidor. Pom pom pomidor, hayda baksan pomidor. Yazda fışket malina, gerek bizge barina. Yazda fışket malina, of, gerek bizge barina. Pom pom pomidor, kayda baksan pomidor. Ne acayip pomidor, kıpkırmızlı pomidor. Pomidorlar soğanlar, kapustalar oğanlar. Öftürürmiz, satarmiz, oynap külüp yaşarmiz. Pomidor saçtım olsun dep, cebim para dolsun dep. Pomidor saçtım olsun dep, cebim para dolsun dep. Pomidorlar olmadı, cebim para dolmadı. Pomidorlar olmadı, cebim para dolmadı. Eylül 2020 saatlerimiz 21.12. Evet efendim, Genç Tatar'ın 76. yayınına hoş geldiniz. Ben Kalakay. Ben Baybörü. Bu akşam sizlerle birlikte olacağız inşallah 3. sezonumuzda birlikte.
Aybürücüğüm, uzun zamandır görüşmedik. Nasılsın? Ne var ne yok? Çok şükür Kalakay Bozuncu. Yani de sağlıklıyız, sıkatliyiz tabii bu süreçti. Allah'a şükür bir sıkıntı olmadı. Onun dışında yine tekrar takipçilerimizle birleşmekten çok mutluyum ben. Seninle de beraber bir yayına da, yeni sezona da başlamaktan da ayrıca mutluyum. Sonuçta biz bir ekibiz. Yani ekip çalışmamız çok verimli geçtiğini ben kendi adıma düşünüyorum. İnşallah bunu da böyle devam ettiririz. Takipçilerimiz de umarım bizimle beraber olmaktan mutludurlar. Onlarla yeni sezonda buluşmaktan çok heyecan duyuyorum ben Kalakay. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de söylemek istersin. Teşekkür ederim. Ben de çok ama çok iyiyim ve tabii ki de sağlıklı ve sıhhatliyim. O yüzden çok iyiyim. Evet, dediğin gibi uzun bir süre oldu. Uzun zamandır bir arada değildik ve gelen yorum var. Onları da okuyalım ki hem başlar başlamaz. Venera Lukmanova bize el sallamış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Efecan Senkaya ya da Şenkaya. Merhaba herkese demiş. El sallamış. Merhabalar efendim herkese ve yeniden gelen yorumlarımıza buradan bakalım. Bayram Deniz, Bayram abimiz yeniden iyi yayınlar, kolay gelsin genç atar selam demiş. Bayram abi çok teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine selam olsun bol bol. Ve hemen bir diğer yorum Ümit Aytar'dan gelmiş. İyi yayınlar genç Tatarlar demiş. Ümit Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş aşağı kaydıralım. Evet, bekle çok hızlı gitme. Tamer Tekbaş, Arup Yayınlar Caşlar gen teşekkür ediyoruz. Hürkan Tatar, Haydi Gençler demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Cahit Can, Hayırlı Yayınlar Genç Tatar. Yeni yayın dönemimiz hayırlı. Gelestikçe sallana, dut kahondu bir çıvın, yırlay yırlay tablana. Dut direkte bir çıvın, yırlay yırlay tablana. Çıvın kahondu bir balkur, zuu zuu tablanalar. Hey! Bafukta keldi bir sıçan, sıçana keldi bir mışık, ziyan vermege. Mışık sıçana şuşan bavulka, balkut çıbına çıbını dutka, zavalı dut, kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavalı dut, kaldı yalangaç. Vah ne bayu zavalı dut, kaldı yalangaç. Dütterekte bir mışıkka keldi bir köpek, köpeke keldi bir kazık, ziyan vermege. Kazık köpeke köpek mışka mışık sışanla sışanla olka balkut çıbına çıbını dutka zavalı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Vah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Dütterekte bir kazıkka keldi bir balta, baltaka keldi bir odun ziyan vermege. Odun baltaka balta kazıkka kazık köpeke köpek mışka mışık sışanla sışanla bavulka balkut çıbına çıbını dutka zavalı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Vah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Dütterekte bir baltaka keldi bir odun, odunga tuşlu bir ateş alevlendi ep. Ateş odunga odun baltaka balta kazıkka kazık köpeke köpek mışka mışık sışanla sışanla bavurka balkut çıbınga çıbını dutka zavalı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Vah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Ah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Vah ne bayu zavalı dut kaldı yalangaç. Thank you.
Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama başımıza yine bir olay geldi. Bizi uzun zamandır takip eden herkes biliyordur ki bizim en meşhur şeyimiz teknik aksaklıklarımızdır. Şu anda bulunduğumuz yerde elektrik gitti. O yüzden Wi-Fi kapandı, internetimiz kapandı. Biz de sizlerden birkaç dakika kadar uzak kaldık. Küçük bir gitmeydi ama bir dakika kadar o da her şeyi kilitledi diyebiliriz. Efendim biz yorumlarda kalmıştık. Yorumlardan devam edelim bu arada. Yavaş yavaş hemen okuyorum. En son Türkan Tatar'ın yorumunu okumuştum. Yıkın burayı demişti. Yıkalım burayı. Türkan Bey'e selamlar olsun. Kerem Günal, selam Tatarlar. Aruv mu degen? Aruv mu? Siz de Aruvsunuz mu? Dep sorayımız Aysa. Yaşlar kolay gelsin. Başarılar. Selamlar demiş Hamdi Başkanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kerem Günal, yaşlar selam mı olsun degen, aleyküm selam. Ertan Başdoğan başkanımızdan bir yorum var. Hayırlı yayınlar, özlemişiz. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Tüm izleyicilere selamlar demiş Ertan Başkanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bunu da sen oku. İnşallah yanlış okumaz. İnşallah. Otomat okuyacağım. Zera Ali Doğal gelmiş yorumumuz. Merhaba, selam. Alma Yata'dan. Almatı'dan. Değil mi? Kırım Tatar Derneği'nden demiş. Yorumlarına çok teşekkür ediyoruz. Sesimizin bir Kazakistan'a kadar gittiğinde görmüş evet. Olduk burada. Bizimle beraber olması bize bir şevk attı. Evet. Kerem Bey, yarın adı nedir diye sormuş. Acaba hangisini sorduk ki? 17 dakika önce olmuş ama. Bakalım, eğer bulabilirsek sizlere de söyleriz Kerem Bey. Elvira Temirova, hayırlı akşamlar ve yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Halil Mürvet Güney Çakıl, Mürvet ablamızdan bir yorum var. Hayırlı yayınlar, hoş geldiniz iyilerimizge yazgan. Teşekkür ederiz o kadar. Burada araya gireceğim Kuzakay müsaadenle. Hemen Halil Mürvet Güney Çakıl'ın da yorumunu okumuşken yayından önce konuşuyorduk. Hani bir tebrik edelim demiştik. Onu için araya girdim. Bakma buradan Halil Mürvet Güney Çakıl'a da tebriklerimizi iletelim. Kesinlikle. Çünkü lisans mezunu oldu kendisi de. Evet. Çok güzel bir hareket yaptı. Hatta şöyle de bir şey var. Benimle aynı bölümden mezun olmuş oldu. Hani Mürevet Güney Çakıl takipçimiz. Mürevet ablamız. O yüzden bir ayrı da tesadüf olmuş oldu. Yine tekrardan tebriklerimizi bundan sonraki hayatında da başarılar dileyelim. Evet efendim.
Ahmet Remzi Babagil hayırlı yayınlar demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aysel Altınkaya hayırlı yayınlar demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz Aysel Hanım'a. Üret ablamız en sevdiğim çıbın demiş. Teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Bizden mezuniyet hediyesi olsun. Küçük bir hediye olsun o zaman. Evet efendim. Maalesef küçük bir problemden dolayı yayınımız kesintiye uğradı. Ne güzel 30 kişiydik 40 kişiydik galiba ama maalesef yayımız düştü. Haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Aslında güzel bir şekilde başlayacaktık. Mükemmel bir şekilde başlayacak. Fakat olmadı. Benim telefonu verir misin bu arada? Nazarlık olsun diyelim. Nazarlık olsun evet. Yayından önce şey düştü. Harici bellek düştü. Şimdi de elektrik gitti. Böyle birazcık tuhaf bir durum oldu diyebiliriz. İnşallah evet. Bundan sonra yaşamayız. Ergün Coşkun Beyefendi merhaba arkadaşlar demiş. Ergün Bey çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok sağ olun. Benim ikinci müzikte diyerek Harovaysa bizi uyarmış. Müziği soran takipçimiz için falan. Hayır onunla alakalı. Ben kendisine soru sordum. Ha, tamam. Müzik geliyor mu? Yayına girebildik mi diye kendisine sordum. Onun cevabı tamam. Bu. Buraya gelelim. Burada okumadığımız yorum var mı diye kontrol ediyorum. Yok. Evet çok güzel gidiyoruz. Evet. Şöyle bir durum var. Hemen şuna bir bakmam lazım. 12 kişi olmuşuz. Bir haberimiz vardı. Onu duyuracaktım ben açıkçası. Emel dergisinin son sayısı internet erişimine açılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Emel Vakfı'nın internet sitesinden de dergiye ulaşabilirsiniz. Öncelikle bunu bir duyuralım. Ben bu arada müzik arası yapalım. Daha doğrusu bir video verelim. Böyle komik bir videomuz, böyle eğlenceli bir videomuz var mı? Bak, bir iş yaşayış hazırlamıştım yayın önce. Onu verelim istersen. Kesin onu verelim bu arada. Birazcık hani biz de stresimizi bir atalım. Elektrik gitti. Birazcık stres yaptık. İlk yayında hem de. Yine ilk yayında. Daha 15. dakikamızdayken. Kesinlikle 15. dakikada iken böyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. O yüzden sizlerden tekrar tekrar özür diliyoruz. Şişhani Digigit. Mikrofonu az çocuklarınız. Sesimizi alamıyormuş galiba. Umarım şu anda sesimiz daha iyidir. Diyelim. Evet komik, eğlenceli, güzel bir video girelim. Ardından biz tekrar buradayız efendim. O zaman buyurun. Babanın sakalına. Ana o televizörde bakacak şey aslı da yok. Utanmayıp gözüme bakıp yalan aytalar. Ne de olsa. Apay. Eştesin. Anu siyasetçilerin evlerini kostereler. Benim o kadar akçam olsaydı öyle bir ev kurar edim. Komşularımız şaşırıp kalar edi. Oo, ballar. Siz ne için de yuklamaysınız? Saat 9 ola yatayında. Merhabanız ballar programası çoktan bitti yanda. Bar ballarım bakayım. Endiden son hallar sarayımıza kırmak için akça töleyecek miyiz mi? Ben ballarını yuklattım. Tezden svet sönecek. Ben endi hazırım canım. Saat 9. Şimdi sönecek. Haydi başlayımız. Yür başka odağa geçeyik. Bana yerleştirdim. Sağ ol ayağım. Bakışla. Kaldığımız yerden değerli takipçilerimize devam ediyoruz. Umarım yeni takipçilerimiz son paylaştığımız videoda yeni hazırlamıştım. Üçüncü sezonumuz için yeni hazırladığımız jenerikli alakayı. Onda senin imzanı taşıyor. Teşekkür ederiz. Genç umarım tabii imzası taşıyor. Evet. Tabii onu hazırlayan da sendin burada parantez içinde hemen. Ya onu söylemeye gerek tamam, yok. Sen de. Devam et hadi. Devam et. Ne soracaktın? İzleyicilerimize evet. Bir şey söyleyecektin sen. Bu sezonun ilk yayınında hani dün de konuşmuştuk. Ne yapalım, bir konumu hazırlayalım. Nasıl bir yayın hazırlayalım diye konuştuk takipçilerimizle. Evet yorum diyelim. Tamamdır yorum alalım. Özür dilerim böldüm yorum, ama. Estağfurullah. Süheyla Baycan Kolağası iyi akşamlar demiş. El kaldırmış bize teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de iyi akşamlar diliyoruz ve sana mikrofonu devrediyoruz. Teşekkür ederim Kalakay. Hemen kaldığım yerden devam edeyim. Ben hani ne konu hazırlayalım? Hani takipçilerimiz biliyor. Her hafta bir konuyu büyüğümüze anlatmaya çalışıyorduk. Bu sefer de diyelim hem üçüncü yayınımız, sezonumuz, ilk yayınımız.
Bu sefer de takipçilerimizle beraber birebir bir yayın gerçekleştirelim dedik. Takipçilerimizin bizlere aktarmak istediği anekdotlar olabilir, anılar olabilir. Hani bu yayında takipçilerimizle beraber sanki sohbet ediyormuşuz gibi bir yayın geçirelim diyerek karar kıldık. Bu yayınımızı da bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu noktada da takipçilerimizle yorumlarını paylaşmak istedikleri Kırım Tatar belki anıları olabilir, Tatar canlıları, gençlik dönemlerinde yaşamış oldukları. Onları bizimle paylaşmalarını eğer isterlerse rica ediyoruz diyeyim ben Kalakay. Bugünkü yayınımızı biz takipçilerimize ayırdık. Üçüncü sezonumuzun ilk yayınını takipçilerimizle beraber birlikte bir yayın geçirmeyi umut ediyoruz. Eminim ki de çok güzel, heyecanlı bir yayınımız olacak. Buradan takipçilerimizin yorumlarını bekliyoruz diyorum ben hemen Kalakay. Sanırım Kerem Günal Bey'den yine yorumlar geliyor. Çalaşım hani sorduğu müziği kendisi hani keşfetti. Evet. Cevap veriyor mu yoksa bizden mi istiyor onu bilemedim. Onu senin listen var mı? Listende var mıydı bu? Çalaşım koymadım diye hatırlıyorum ama gene kontrol edeyim ben hemen ekleyelim. Evet hemen bakalım yani listemizde var mı onu da bilmek gerekiyor. Buradan bakalım. Burada yok. Buradan mı çalmıştın? Hayır. Buraya bakalım. Burada var mıydı? Burada da yok. Burada da yok. 35 tane müzik ayarlamıştık. Müzik... Bunların hepsi şey değil mi? Kendi adlarıyla yazdın değil mi? Evet, hepsini kendi adıyla falan. Evet, o zaman hemen bir yorum var. Yorum okuyayım ben bu arada. Recep Ergen, Caşlar Keşeriz Kayır Bolsun, İstanbul'dan kop selamlar degen. Recep abiye teşekkür ederiz. Konya'dan da İstanbul'a köp selamlar bolsun deyip aytamız. Çalışım şib olabilir. Tamam taptım. Ne taptım? Taccan'ı jenerik verdik ya. Orada çalışım var idi Metin abinin. Tam üstüne yorumlu yazdı Kerem Günal Bey. Kalp kalbe karşıymış. Demin jenerik vermişti. Yeni sezon için. Metin Batur'un birinci albümüydü. Evet. Birinci albüm çalışım eserini şeyi. Evet onu koymuş. Aynen. Dikkatli Kerem bir takipçimiz hemen tespit ediyor. Keman ile çalınan evet. Kesinlikle. Evet. Üzeyir abimizden sponsorumuzdan bir mesaj var. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz Üzeyir abi. Bize el sallamış. Çok teşekkürler. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz Üzeyir abiye. Kesinlikle gönderelim buradan. Bir selam daha ve bu arada evet. Evet. Değerli takipçilerimiz bugün normalde konularımız vardı. Onları anlatacağız. Hatta İsmail Bey Gaspar'la alakalı bir olay vardı. Onu anlatacaktık. Yani bir yanılsama takvim karışıklığı vardı. Onu anlatacaktık. Ama dedik ki biz bunları zaten daha önce anlattık. Bu yüzden bugün sizlerden şöyle bir şey istiyoruz. Yaz döneminde neler yaşadınız, ne yaptınız, anlatmak istediğiniz şeyler varsa bizlere yazın yorum kısmında ve bizler de okuyalım, sohbet edelim diye düşündük. Bu arada Timuçin, Kamil Atay, köşeniz hayırlı olsun, Aru yayınlar olsun, özünüzge Aru kararınız degen Timuçin Bey'e de çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet efendim, nasıl geçti? Tabii ki de çoğumuzun benimki gibi evde geçmişti diye tahmin ediyorum ama. Mecburi şartlardan dolayı. Kesinlikle pandemiden kaynaklı olan bir sorun tabii bu ama. Nasıl geçti tatiliniz uzun bir dönem artık? Yeni bir sürece girmiş olmamızla birlikte işte yeni bir dönem başlıyor. Bizim için. İkinci sezon başlıyor yani. Doğru. Evet haklısın. Evet çok sessiz kaldın. Ben seni dinliyorum. Seni bölmek istemedim. O yüzden bekliyordum. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bu arada bir haber vardı. Sen söylemiştin. Yayından önce yine. Hangisini tartıştık? Ben ne diyecektim? Sen ne diyecektin? Haber dedin sen Kırım Gelişim Vakfı ile ilgili olan. Evet ben iki haberden bahsedecektim. Sen birine değindin. Tamam. Diğerinde sen. Diğeri de Abdülcemil Kırımoğlu'nun doktora mıydı? Fahri doktora. Evet. Fahri doktora mı? Sen profesörlük falan demiştin. Ben bir şaşırdım. Fahri doktora. Yani. Fahri doktora mı demiştin? Biri öyle yazmıştı. Evet. O zaman sen o haberden bahset. Kırım Gelişim Vakfı ile alakalı. Kırım Gelişim Vakfı ile alakalı yani bu hani birkaç dönemden beri hani bayağı uzun bir süreden beri mevcuttu. Kırım Gelişim Vakfımızın aleyhine hani kapatma davası açılmıştı bir takım çevreler tarafından. Bugün hani bugün de yanlış hatırlamıyorsam haberin duyuldu. Hani davanın da yetkili Türk mahkemelerin yani mahkemelerimiz tarafından düşürüldü.
Kırım Gelişim Vakfımızın lehine sonuçlandı. Yani kapatma davası açan karşı taraf hatta yani şer odakları mı denir? Kalakay denir ya şer odaklarının işbirlikçi haline. İşbirlikçiden evet çabaları bir kez daha ellerinde kaldı. Fiyaskoyla sonuçlandı. Hiçbir zaman da tabii ki emellerinde başarıya ulaşamayacaklar. Bu da bunun bir örneğini hatta birkaç fazla örneğini temsil ediyor aslında Kalakay. Buradan tekrar hem Kırım Gelişim Vakfımızı da hem bütün camiamızı biz tebrik etmek istiyoruz. İşbirlikçilerin dediğimiz gibi hiçbir zaman emelleri, çabaları onların kendi adına, kendi ifadelerine göre başarıya ulaşamayacak. Eninde sonunda Kırım da özgür olacak. Tekrar Kırım'a da Allah'ın izniyle kaytaracağız. Bunların işbirlikçilerin yani her eninde sonunda akamete, yanlış kullanmayayım, akamete uğratılacak. Eninde sonunda bir gün olacak hepsi. Bu da yine dediğim gibi bir örneğini göstermekte. Tekrardan Kırım Gelişim Vakfımızı tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun abi. Ya sonuçta tebrik edilecek yani neyse. Evet efendim şu anda haber sitesine geziyordum sizlere aktarabileceğimiz yani siz bir şeyler anlatmak için yorum yaza durana kadar biz de bu arada biraz haberlere bakalım dedim. Emine Hanım'ı gördüm, Emine Cevapları. Bu arada da bir haber önüme düştü açıkçası. Bu da güzel bir haber diye düşünüyorum açıkçası. Bir tane açıkçası üst üste kullandığıma göre. Evet, evet neredeydi? Evet, Kırım Tatar Milli Kurultayı Delegesi Şevket Usmanov'un Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un danışmanı olarak görevlendirildiğini bildirilmiş. Böyle bir haberimiz var. Yani Ukrayna siyasetinde de bizler tabii ki de yavaş yavaş iyi bir yerlere gidiyor gibiyiz diye düşünüyorum. 9 Eylül tarihinde de profesörmüş evet. Bahri profesör ünvanı verilmiş Kırımoğlu'na. Daha güzeli. Yani ben bu arada okurken sen de şey yapadın şurada bir sorun mu var ekranda? Yok şu anda bir sıkıntı yok. Ha, tamam şunu bir okusana bir kısmını o, tam şiir göremiyorum. Mi? Şiir mi? Bekir Çobanzade'nin evet. Toğgan Tilim şiirini gönderdi. İlk 4 dizesini istersen oku Kerem, ya da ilk 3 dizesini. Günal. O zaman hemen kendimi bir hazırlayayım şimdi. Sesini böyle ayarlamana gerek. Yok ya. Yok. İşte bence yok. Yani şimdi Bekir Çobanzade'nin şiir olunca biraz layığını vereyim diye. Ya şimdi şöyle bir yapayım. Şey var. Sen ne kadar kötü ya ne kadar güzel okusan oku. Onun değerinden bir şey kaybetmez. Yani altın misali çamura da bassa yine altın, yine altın. Doğru diyorsun Kalakay. O zaman ben ilk 4-5 dizisini istersen oku. Dörtlüğünü okumaya çalışayım. Seni men Kırım'da, Kazan'da taptım. Yüreğim kaynagan, aşkanda taptım. Cad elde mugayıp, açınıp cürgende. Ümidim, hayalim, şay düşüp cürgende. Moynuna sarıldım. Dertimle aytıp, bir güzel sözünme özüme kaytıp. Cırlarım bolmasa, manen bolmasa, cürt degen sözünme cürek tolmasa, ah nasıl cürermen gurbet yatlarda, tanışsız, bilişsiz yat sokaklarda. Gerek kısaca okuyayım ben Kalakay. Umarım inşallah güzel olmuştur. Diline sağlık. Evet, Fahri Profesörlük takdim edilmişti. Hemen onu okuyacağım ben de. Daha... Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Fahri Profesör ünvanı verildi. Efendim kim verdi? Odessa Devlet İçişleri Üniversitesi verdi. Ve burada da şöyle bir olay var. Bunu okumak istiyorum ben. Hemen bulayım. Odessa Devlet İçişleri Üniversitesi Rektörü Abroski'nin bir beyanatı var. O hoşuma gitti. Onu okumak istiyorum size yalnızca. Çocukken 80'li yıllarda bana birisi Mustafa Aga ile şahsi olarak tanışacağımı söyleseydi buna hayatta inanmazdı. Çünkü o zamanlarda küçük çocukken Kırım'ın Yedikuyu bölgesindeki köyde yaşarken Kırım Tatar arkadaşlarımın sayesinde bu insanı tanıyordum. Ve halkının vatana dönüşü uğrunda nelere göğüs gerdiğini biliyordum. Demiş. Hani güzel bir beyan olmuş bence Abrosi'nin. Sosyal medya hesabında paylaşmış. Bu arada çok değişti değil mi? Sosyal medyanın böyle siyasi alanda biraz daha etkin olduğunu görebiliyoruz.
Evet yani aslında liderler böyle orada oralardan mesaj veriyor, mecralardan. Evet doğru söylüyorsun. Hani ve... onu daha, Trump da çok kullanıyor Twitter'da. Doğru. Bazen onu da görüyoruz. Bir yorum var. Sosyal medyaya geri döneceğim bu arada. Yorumlar varsa sen de oradan biraz okuyabilir misin? Ben göremiyorum şu anda gözlük takılı değil. Kerem Günal Bey ağzına da sağlık demiş. Hani şiir için sanırım. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Beğenmiştir bütün takipçilerimiz. Alakay Hürkan Tatar da demiş ki sesi açar mısınız diyerek. Hemen ona da kontrol edelim. Umarım sesimiz şu anda iyi geliyor. Dur mikrofonu biraz daha yaklaştırdık kendimize. Ya, o sesimiz... arada ben de bir kontrol edeyim. Sen şey yapadır. Yani şu anda başka da yorum yok zaten Kalatay. Öyle mi? Bende var. Bülent Tekbaş iyi yayınlar dilerim. Polatlı'dan selamlar demiş kendisi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok biz sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Ben de bu arada bir cihaz tercihlerine bakayım. Tamamdır. Sen kontrol ede dur. Ben de yine elimden gelince konuşmaya devam edeyim. Dilim döndüğünce. Dediğimiz gibi bugünkü yayınımızı takipçilerimize ayırdık. Takipçilerimizden de bizimle paylaşmak istedikleri veya başka aktarmak istedikleri yani Tugan Tilim şiiri. Bence gibi. Sen biraz daha yüksek sesle konuşursan daha güzel olacak. Tamamdır. Ses tonunu yani, biraz yüksel. Maskeden dolayı olabilir mi? Evet maskeden dolayı yani bende de maske var ama ben yüksek konuşuyorum. Yani. Tamamdır ben biraz daha yükselteyim sesim şöyle hafif bağırarak konuşmaya çalışayım. Dediğimiz gibi en son kaldığımız noktada tabii ki Kerem Bey gibi hani şiir göndermek isteyen takipçilerimiz olabilir veya başka anılarından paylaşmak isteyen takipçilerimize veya bize hani görüş belirtmesinlerini de memnuniyetle karşılarız takipçilerimizin eleştirileri hani hangi fikri mesela kafalarında bir fikir olabilir onu da bizimle paylaşmalarından çok memnun oluruz. Eleştirileri olabilir. Ya şunu şunu yapmıştınız da şöyle yapsaydınız daha iyi olabilirdi diye takipçilerimiz mesajlarını gönderirse bundan da çok memnun oluruz. Bunun dışında gene istersen Kalakay mecmuamıza da değinelim biraz. Evet. Ben de bu arada bakayım. Sitemiz tekrar faaliyete geçmiş mi? Tamamdır. Sen de kontrol edin. Tabii bir yandan da radyo yayınlarımızla hani görsel ya medyamızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da mecmuamızla gençtatar.com adresinde basılı şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii oradaki yeni sayımızın hazırlıkları da devam etmekte şu anda. Dördüncü sayımız için pardon. Oraya yazılarını yine bizimle paylaşmak isteyen takipçilerimiz de olursa bizimle yine iletişime geçebilirler. Yeni sayımızın hazırlıkları da tekrar söylediğim gibi devam ediyor. Bu sayıda bizimle birlikte olabilirler. Sosyal medya hesaplarımızla bizimle iletişime geçebilirler. Veya direkt de mesaj atabilirler. Takipçilerimizin her türlü görüş ve önerilerine açık olduğumuzu belirtelim Kalakay. Belirtirken bu arada ben de şeye baktım. Sitemizi son 3 ay içerisinde çok vahim bir durum. Bununla çok üzüldüm ben şu anda. Yalnızca 2000 kişi ziyaret etmiş son 3 ay içerisinde. Bu yüzden biraz üzüldüm. Ama önemli değil. İnşallah yakın zamanda daha iyi olacak diye umut ediyoruz. Evet sosyal medyaya gelecektim. Sosyal medyaya neden? Hem liderlerin yani siyasi aktörlerin bazı şeyleri orada duyurmaları, bazı haberleri, bazı olayları, bazen tepkilerini orada vermeleri evet, etkili oluyor ki biz de bu arada tabii sosyal medyadayız. Bunun da bir önemi var. Dijital diaspora kavramını kullanabiliriz. Doğru. Böyle bir özelliğimiz var. Şu anda gördüğünüz gibi Taşkent'ten vardı. O yorumu kaybettik evet, maalesef. Elektrik gittiği için. Kesilme durumu olunca yorum da silindi bir kazaya uğrayarak. Taşkent'ten hani tartışmıştık Konya Taşkent'ten mi yoksa Özbekistan diye mi? Ben Kiril alfabesiyle yazılmıştı. Hani oradan büyük ihtimalle Özbekistan Taşkent'ten olduğunu tahmin ediyoruz. Umarım takipçimiz sesimizi duyuyorsa inşallah bizle birliktedir diyelim. Ona da buradan Özbekistan Taşkent'e selamlarımızı iletiyoruz Kalakay. Sen evet, sanırım yorumu arıyorsun şu anda. Evet sanırım ona bakıyorum ben de oradan hemen. Ama burada yok. Başka bir yerde var mı acaba diye tüm yorumlara tıklayayım bir de. Buradan görelim. Evet. Ne diyecektim?
Sen sosyal medya demiştin. Sosyal medyayı birazcık değinmiştim. Ha. Bir şeye bahsedecektim. Bir olay vardı. Sen... Bir olay vardı. Tamam, geldim. Buldum. Biz şu anda Tatarca konuşmuyoruz mesela. Bizim gibi konuşamayanlar da var. Yani, tamam hadi ben rahat konuşayım diye Türkçe konuşuyorum ama bunlar yani benim gibi olanlar, şu anda senin gibi olanlar, böyle bir durumda olanlar için çok ama çok güzel bir haberimiz var. Bunu tekrar tekrar vereceğiz. Açıkçası. Evet. Arubaysa bir yorum göndermiş. Arubaysa'cığım biz onu okuduk. Kazakistan'dan gelen yorumu. Bu değil. Bu değil. Yani Taşkent'ten gelen vardı. Ondan bahsediyorum. Evet. Neydi? Tatarca. Tatarca'ya gelmişti. Evet. Kırım Derneği'nin Bursa Şubesi'nden bir haber var. Çok güzel bir haber. Kırım Tatarca dersleri verilecek ve şu dönem uygun olarak online bir şekilde yapılacak dersler. Yani şu anda dinleyicilerim çoğu zaten eğer çocuğu ya da torunu ya da kendisi online ders alıyor yani. Evet, hem de ana dilimizi almış oluyor Kalakay. Şöyle bakalım. Evet, 20 Eylül 2020 belirtirken online kursun. Online kursun 5 Ekim 2020'de başlayıp 15 Ocak 2021'de biteceği söyleniyor efendim. Başvuruya dair bilinmesi gerekenlerimiz nelerdir? Onlara bakalım. Kim verecek dersi? Şemsiye Satı tarafından verilecek efendim. 70 üyeye Tatarca dersi vermişler. Biraz daha fazla olsun, insanlar öğrensin diyorlar. Hafta içi günlerde gelecek talebe göre hafta bir ya da iki gün yapacaklarmış. Saat 8 ile 10 arasında. Kursların seviye, gün, saat ve ücreti gelecek talepler doğrultusunda belirtilecek. Hemen bunu da duyuralım efendim. Peki nasıl ulaşacaksınız? Yani bu kursa nasıl başvuracaksınız? 0543 405 76 99 numaralı telefonu arayarak, pardon, WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşabilirsiniz diyoruz efendim. Başka ne var? Telefon numarasını söyledik. Tekrar hatırlatalım. bursaşubesi@gmail.com'dan da ulaşabilirsiniz. Evet. Son katılım tarihi de 20 Eylül'müş bu arada. 8 gün var. Tabii içinde bulunduğumuz dönemde Bursa Derneğimiz de ayak uydurarak diyelim son online bir şekilde dil dersini buradan yapacak, ana dilimizi gelecek nesillerimizi, yani dediğin gibi Kalakay, hem kendimizi hem gelecek nesillerimize aktarma noktasında çok önemli bir adım. Buradan Bursa Derneğimizi de gene teşekkür ediyoruz. Faaliyetlerinde başarılar diliyoruz. Hem de selamlarımızı da gönderiyoruz. Hani Bursa'da bayraklarımız da vardı. Evet, Bursa'da. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Ekip arkadaşımız Bursa Derneğimizde faaliyet gösteriyor, çalışıyor. Bizimle de gene uzaktan birlikte oluyor. Buradan yine Bursa Derneğimize... Bursa'da da bir genç Tatar'ın olduğunu duyuralım yani bu arada. Evet. Hemen bir yorum gelmiş. Metin Ataygül el sallamış bize. Teşekkür ediyoruz Metin Bey'e. Biz de kendisine selamlar iletiyoruz. Evet. Sen şey demiştin ya, benim bir animasyonum var, bir şeyler yaptım demiştin. Ha, bir ara evet, montaj videolar düzenliyor. Montaj videom var demiş. Onu da verelim. Herhalde komik bir şeydi, eğlenceli bir şeydi. Evet, çizgi filmin üzerine montajlamıştık. İşgalle alakalıydı. İşgalcileri konu aldırmış olduğum bir çalışmaydı. Gene o da genç Tatar imzası taşıyor. Onu hemen hazırlayayım ben. Evet, hazır mı? O zaman efendim şöyle yapıyoruz. Bir montaj videomuz var. Yani eğlenceli bir şey. Bunun garantisini veriyorum. Çünkü Bayburn'u daha önceki videolarını da biliyorum ben. Ardından da bir müziğimiz gelecek ve sonra biz tekrar burada gevezelik yapmaya devam edeceğiz. Efendim o zaman buyurun eğlenceli bir video için. 50 yıllık bir uğraştan sonra bu muhteşem sanat eserini müzemize getirebildik. Temel gördüğün gibi bu yeni sanat eserinin değeri 100 bin doların üstünde. Çok dikkatli ol. Bunun için 100 bin dolar mı veriyorlar? Bu karışık salataya benziyor. Thank you.
Evet efendim, kaldığımız yerden aynı şekilde aynı hızda devam ediyoruz. Bu arada Bayburu de kimin? Ahmet Naci Cafer Ali. Kültürümüzün meseleleri. Eserinden bize bir şeyler okuyacak galiba. Onun için kurcalıyor kitabın evet, sayfalarını. Tapmıştım bir tane. Tam tapkandın. Takipçilerimiz için hazırlayalım demiştik. Hem de kültürümüze ait parçalardan bizler aktaralım istedik. Yani çünkü biz sizden istemiştik bir şeyler, hani gönderirseniz okuruz, dertleşiriz, umarım konuşuruz. Umarım hazırlıyorlardır ya takipçilerim. Umarım. Şimdi klavyede yazması belki biraz uğraştırıyordur. Evet. Fazıl Can'dan bir yorum var. Yeni yayın döneminde siz değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Aruv Yayınlar degen bizge Fazıl Can. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine buradan diyoruz ki, ne diyoruz Bayburu? Ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben ya bir şey mesaj göndereceğim diye tahmin edince pek şey yapamadım. Yok. Mesaj göndermeyeceğim. Başka bir mesaj göndereceğim. Ha, tamam. Bu arada hani sana baktım. Teşekkür ettim Fazıl Bey. Yanlış anlamasın. O anda hani büyük bir şey söyleyecekmişiz gibi değil. Kendisi aynı zamanda Gençlik Komisyonumuzun da üyesiydi. Biz evet. O hala öyle gönül bağı devam ediyor. Gönül bağı devam ediyor Fazıl Bey. Ben başka birisine gelecektim Fazıl Bey'den sonra. O aklıma geldi. Arubaysa aklıma geldi benim. Ha, tamam. Sabahtan beri konuşuyoruz. Arubaysa bunu yazdı, şunu yazdı, şunu gönderdi gibi. Evet. Şimdi Arubaysa eskiden, yani bundan aşağı yukarı 75. yayından önceki dönemlerde Ağrı'da bizi tek başına dinliyordu. Fakat Ağustos'tan sonra kendisi ne yaptı? Toy yasadı. Toy yasamaz mı? Toy ayrı bir şey. Üylendi. Üylendi. Toydan kastım oydu benim. Ama yanlış anlaşılmış. Şu dönemde toylar yasak. Toy etmeyeceksiniz diye baktılar ya. Yani virüs var bilesin. Arubaysa'ya buradan biz de özel kimliklerimiz, yani gerçek kimliklerimizi söyledik ama Kalakay ve Bayburu olarak da kendisine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet. Evet, devam etsene. bundan sonraki hayatlarında beraber inşallah bir ömür beraber olurlar diyelim Kalakay. Mutlulukla, sağlıkla, hani sıhhatle hep birlikte beraber ömürlerini geçirirler diyerek çocuklarıyla beraber ileriki dönemde inşallah tabii, hayırlı bir mutlu bir ailelerinin olmasını temenni ediyorum ben. Ben de amin diyorum. Tabii bu arada yeni evli çiftlerimize de ne olursa olsun bizim genç tatarımıza çalışmaya devam etmelerini de bastırarak, altını çizerek söylüyoruz. Evet, Arubaysa evlendi, hala bizimle çalışmaya devam ediyor. Maşallah. Evet. Bir şey okuyacağım demiştim. Lakin okumadım. Ha, ben de bakıyordum şöyle. Göz gezdiriyordum. Saltayım diyerek Kalakay. Hemen Arubaysa'nın toyundan bahsetmişken, yani düğünün, evlilikten. Evlilik demişken Metin abimizin yorumu var. Metin Çetin. Selam gençler. Hayırlı yayınlar demiş Metin abi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Metin abi geçen gün sosyal medyada bir şey gördüm. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Kızını evlendirdi. Ha, ben böyle kafanı sallıyorsun ya. Bilemedim. Kalakay da. Ben öyle duydum. Gördüm. Ha. Belki yanlış. O zaman tebrik ederiz Metin abi. Hayırlı uğurlu olsun. Diyelim efendim. Ve toylardan devam ederken sen de oku bakalım. Evet. Ya ben de tam tesadüf denk gelecek. Şöyle bir açayım dedim. Denk geldi. Tabii. Şöyle hemen devam edeyim. Dobruca. Böyle daha ait gelenek, kültürümüze ait bir gelenek. Şın adetini konu alıyor. Şın adetini şöyle yapıldığını aktarıyor bizlere Ahmet Naci Cafer Ali. Bir düğün veya cihinde delikanlılar ve genç kızlar bahçede veya bir odada iki grup halinde bir araya gelirlerdi. İki grubun arasında tebeşirle bir çizgi çizilir ve bu çizginin öbür tarafına geçmek yasaktı. Daha sonra yaşlı, iri yarı, saygıdeğer bir evli erkek de bu çizgiye nezaret ediyordu. Yani bir nevi hakemlik görevi ifa ediyordu burada. Elindeki bastonu veya kamçısıyla sınırı geçmeye çalışan delikanlıya da ver yansın ederdi. Yani sınırı geçmeye böyle kalkışanlara direkt baston hazır iniyor Kalakay.
düğün veya cığın evini sahibi iki taraf arasında serbestçe dolaşabilirdi. Bir taraftan öbürüne gönderilen hediyeleri muska şeklinde katlanmış, içerikleri sadece verenle alan tarafın bilinen yazıları o götürüp getiriyordu. Bu arada taraflar şımar hareketlerine, yani kaş göz işaretlerine de sık sık başvuruyorlardı. Çizgiyi geçmek yasak ama bir şekilde yine iletişim kuruyorlar. Şınlara da çoğu zaman bu şekilde başlanan yoklamalardan sonra sıra geliyordu. İlk önce hediyeler gönderiliyor kalakayı. Daha sonra hem erkek tarafı hem kadın tarafları şınlarını birbirlerine karşı söylüyor, aytıyor. Şına genellikle delikanlılar başlardı. İkisi veya dördü bir olup kendileriyle konuşmak isteyen kızlara bir şın gönderirlerdi. Genç kızlar da bir grup meydana getirir. Böylece birinci gruptan her delikanlıya ikinci gruptan bir kız tekabül ederdi. Bu gruplar öyle rastgele meydana getirilmez. Taraflar arasında oluşmuş alakalar da göz önünde bulundurulurdu. Yani bu şekilde şın adetine geçmeden önce bir hazırlık da icra ediliyor Dobrucamızda. Daha sonra hemen ben birkaç tane de şın var burada. Aytukları. Onları güzel da aktarayım ben takipçilerimize. Tabi diyaloga başlama formülleri, hani şınlara birbirlerine gönderme, aktarma faaliyetlerinde söz alanların aynı köyden mi, komşu köyden mi olduklarına, sosyal mevkilerine veya şınlaşacak hani muhataplarıyla, çünkü birbirleriyle alakadar olanlarına gönderiyorlar. Tanıştıklarına göre değişiyordu yani o günkü duruma göre. Delikanlıların başka bir köyden gelme oldukları durumunda diyalog aşağıdaki şınlardan biriyle başlıyordu. Hemen bir tanesini okuyayım ben. Bakayım şuradan. Mesela akşam hayır, ak şevk şavkle, merhaba tenler, bir soramak vaciptir, nedai keyifler diyerek oluyor. Mesela bir başkası da hemen şöyle: keldim bunda bugün men kalipten tayıp, kaysınız ki konayım kanatıp cayıp diyerek şınları karşı başka bir köyden gelen delikanlı bu şekilde başlıyor kalakay. Hemen delikanlı mesela başka bir durumda delikanlı ve kız iki grup arasında evvelinden bir aşinalığı yani tanışıklığı varsa bu şekilde şınlarla başlayabiliyordu. Hemen onları da aktarayım ben. Mesela bir tanesi: kara kurma kestane kel aşayık, biz eşikte siz törde şınlaşayık diyerek böyle güzel manidar, hani kafiyeli de şınlar da var. Bir başkası hemen: gül bakşanın şeşegi şarmaşığı, şınlayı kelsin toyunun yaraşığı diyerek şınları birbirlerine aktarıyorlar. Bir başka örneğimizi de hemen hazırlayayım ben buradan. Mesela şın çağrısı yapıldıktan sonra karşı tarafın vereceği cevabı düşünmesi için birkaç dakika beklenir. Bu cevap şında yer alan çağrıya göre hazırlanır. Mesela genç kızların vermiş olduğu şınlara bakalım. Aleyküm selam, hoş geldin siz ekesiz. Bakşalarda aşılgan kül ekesiz. Hemen burada bir notumuz da var. Mesela bunlar cevabını da veriyor kalakay. Mesela genç kız bu şunu söylediğinde, hemen tekrar edeyim: selam, hoş geldin siz ekesiz, bakşalarda aşılgan kül ekesiniz. Mesela erkek tarafı da gene buna selam aleyküm, biraz önce okuduğum şunu gene tekrar cevap olarak da veriyormuş. Ona da hemen tekrar okuyayım ben. Buna selam aleyküm, aleyküm. Biz de geldik, atımının başını acımay cibere verdik. Ya kapta, aylan, kayerdin. Buna selam aleyküm. Buna selam aleyküm, biz de geldik, atımın başını acımay cibere verdik. Bu şiige o şey. Buna selam aleyküm, biz de geldik. Buna ondaymış. Dilaver Osman'ın öyle bir evet şey vardı, yürü. Onu biz hatta hatırladım. Hatta hatırladın değil mi? Rahmetli yani Nur Hoca da çok güzel çok söyledi. Bir de tiyatro hazırlanmıştık Çelebi Cihan için, evet, şehrimiz için. Onda da kullanmıştık bunu. Onu hatırlayamadım. Halbuki ben yazmıştım, onu hatırlayamadım. Evet, yazar senin de Senar ve Metin'in. Orada Bagatur'du. Bagatur aşağıdan çıkarken, merdivene gelirken. Şimdi var ona... şu anda ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Şu anda Bagatur'un büyük bir ihtimalle, kuvvetle muhtemel adamın kimliğini açığa çıkar. Neden? Çünkü o tiyatronun videosu var abi. Evet, o yayın. O yüzden böyle bir şey olmadı. Yok. Bagatur. Evet, buna selam aleyküm, ben de geldim malay atımın. Ulan unuttum. Neyse, devam etsin Aysel. Hemen
Birkaç tane daha şun hazırlayın. Ben bakayım burada okuyayım. Evet sen söyle. Bu arada madem düğüne gidiyoruz. Benim elime de bir kitap geçti. Tamam. Kim gönderdi bu kitabı? Zafer Agamız göndermiş. Bize sağ olsun bir sürü kitap gönderdi. Hatta senin okuduğun şu anda kitap evet. Dahi Zafer Agamız'ın hediyesiydi bizlere. Kırım Türkleri Yaşamdan Müziğe Yansımalar. Kitabın adı. Peki kim yazmış? Kim derlemiş? Operatör Doktor Yalkın Bektören'in kitabı efendim. Ben de oradan Kırım Türklerinde Düğün diye böyle bir sayfa var. Böyle güzel bir alan var. Ona bakıyordum. Hatta şöyle bakayım bir. Bak neler var neler. Çok hoşuma gitti bu benim. Tamam. Sen oku 2-3 tane daha. Ardından Kırım Türklerinde Düğün'le alakalı önüme açılmış olan kitaptan bir şeyler okuyacağım ben de. Tamam Kalakay, sen hazırlanana kadar ben de devam edeyim. Bir başka örneği vermek istiyorum ben de. Şınlar birbirini seven delikanlı ve kız tarafından birbirine söylenince sevecenlikten tutkulu aşka, sakin eğilimlerden en şiddetli arzulara kadar çok zengin duygu çeşitlerinin bir manzarasını sergilemiş olur. Yani burada birbirini sevenlerin de beraber karşılıklı söylemiş olduğu şın örnekleri de var. Hemen aktarayım takipçilerimizi. Dünya bir yak, sen bir yak, şay sanaman, karamaga, közümden kıskanaman. Senin közün karası, benim bahtım, kördü közüm, süydü can, iridim aktım. Senin közün torlansa, men cilayman, uşkan kuştan, men seni korşalayman. Altın tabak işinde pil canımsın, dobrucanın işinde bir canımsın. Bir körgende men seni candan süydüm, dilber senin dertinden candım küydüm. Calangayak cer basman, abdestsiz cürmem, aşılsa cennet kapısı sensiz kirmem. Aylandı baş, ketti akıl, kalbim sende, içim cüre kaltırak canım sende. Pencireme küntimi meyvalıktan, em sarardım, em soldum sevdalıktan. Sararır mı kapısı da kün tiğmese, ah dermedim artından can süymesi. Kavuşsak altın sadaka, ak koy kurban. Dünyada dilber yok tuğul, sen ne isteyeceksin? Sensiz maga zevk aram, künler keşmi. Ölecek men artından, aş su işmi. Akşam sepa, katipe, şankereyim. Sol tizine caslanıp can bereyim. Artka şilte, şaşını süydüresin. Bir şımarman cüregimni küydüresin. Kaşına kör kirpigin boyuna şaşın. Kavuşup senme kör giydim bir kunaşın. Aynadayım dilberim kıdır lezlalim. Sırmını sana saga aytaman ah bir tanem. Tögerekke yıldızsın köyüne aysın. Men akıldan kurtuldum sen ne daysın. İkimizge bir ölüm bir teneşir. İki kalıp bir bolsa kim kırışır? Sevdalıktan dertini şekken bilir, sekirip otka tüşkendiği künler gelir. Aşıklıknın adı arı, özü yaman, vermesin düşman başına Rabbim Rahman. Kalibindi kalibim, zidane közüm, iş aklımdan ketmeyecek. Aytkan sus. Çok teşekkür ederim. Abi, çok duyguluydu. Yani çok duyguluydu. Tabii şöyle bir durum var. Dobruca yöresinde olduğu için onun ağzı da var biraz. Farklı oluyor bazen. Evet. Öyle bir durum da var. Bu arada ben de okurken, daha doğrusu hani kontrol ederken, kaynana türküsü varmış. Mizahi türkümüz olarak. İlginç bir türkü. Ona bakıyordum. Bu arada ona da geçeriz. Evet efendim, şöyle Kırım Türklerinde düğünlere madem böyle konuşuyoruz, düğün diyoruz. Bu arada yorum vardı, onu okuyacaktım ben sizlere. Niçin? Çünkü Metin abimizden gelmişti. Metin abimiz diyor ki, teşekkür ederim gençler, doğru duymuşsunuz ama hastalıklardan dolayı fazla davet edemedik. Darısı sizlere olsun canlarım demiş. Metin abi çok ama çok teşekkür ederiz. İnşallah kısmet nasip diyelim. Bayböre'yi en kısa zamanda evlendirelim. Bak güzel oldu bak bu. Nasip kısmet kalaka bence yani ben de neyse. Ya şimdi bu işte rütbe yoktur, yaş sıra yoktur. Ya sıra yoktur. Sen bizden önce bu. Bak
Madem toylardan bahsetmiş, Tatarların toyunu anlatacakmış. Tabii ama bek sıktık deyip düşünemem ben. Müzik Spor'a arasına girecekmiş. Mı? Tabii müzik arasına girecekmiş. Ben de Toyva Karayman. Neçin Karayman? Neçin Karayman bilesin. Benim köyümde de toylar etliydi. 3 gün bolaydı, 4 gün bolaydı. Bu yerde kaç gün anlatılgan deyip karadım. Bu yerde 3 gün anlatılgan. Tabii bu yerde çok hoş şeyler de var açıkçası. Yeni adetler diyelim. Yeni adet. Yeni, pardon, yeni yanlış adetler. Adet yani kült adetlerimiz, geleneklerimiz değil mi? Evet. Bu arada Arvaysa bir yorum mu yazmış? Arvaysa'yı görüyorum. Ha. Bak Konya Kültürleri evet. Derneği. Ben de Arvaysa olarak teşekkür ediyorum ekip arkadaşlarıma diyerek yazmış. Bir de öyle gülücük işareti dişle kanı emoji var ya kalakayı onu eklemiş. Teşekkür ediyoruz Arvaysa'ya. Çok güzel. Masum nerede ya? Hah buldum. Tamam buldum. Evet ne yapıyorduk? Müzik arası veriyorduk. Müzik arası vereceğiz ki ardından dönüşte Kırım Türklerinde toyunu anlatacakmış. Kaynağımız kim? Yalkın Bektören'in yazdan editlegen bolganı Kırım Türküleri. Ya, Kırım Türkleri diye devam edip diyordum böyle ezbere konuşuyorum böyle. Kırım Türkleri yaşamdan müziğe yansımalar attı. Eserden sizlere Kırım Türklerinin toyunu anlatacakmış. Karacakmış. Pek güzel mizahi bir de şey var. Türkü de var. Çok hoşuma gitti. Kaynana türküsü de geçe. Keşke o bizde olsa da çalsak şimdi. Üstüne de anlatsak. Ah ne güzel olurdu vallahi. Değil mi? Evet. Halakay. Yani şöyle Karayman hani okuyabilecek miyim diye bakıyorum. Hemen bakabilir miyim? Kaynana ne yapmalı? Merdivenden atmalı. Paldır kuldur ketişini seyretip bakmalı deyip geti. Orta yerinden okudum ha ben de. Kitapını orta yerinden açtım. Evet efendim müzik arası. Hazır mıyız? Hazırız Kalakay. Hazırız değil mi? Evet. Yorumlar var mı? Onları kontrol edelim son kez. Ardından da hemen... Yeni yorumumuz ana sayfamızda gözükmüyor. Değil mi? Çok güzel. Ben de kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. Kontrol edeyim ben. Mesela okunmamışlık yapmayalım. En büyük kabahat işlemiş oluruz. Evet. Mustafa Fındık da bize el sallamış. Metin abimiz bize el sallamış. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve sırada müzik ardından Kırım Tatarlarında düğün efendim. We'll be right back.
Evet efendim, kaldığımız yerden aynı şekilde devam etmekteyiz. Bu arada bir yorum gördük açıkçası. Bunu okumak istiyorum ben. Neden? Neden? Çok bizi ümitlendiren, memnun mutlu eden. Bizi gururlandıran, böyle hoşumuza giden, gururumuzu okşayan bir yorum. Zafer Ağamız bir gün önce yorum yapmış. Biz ilan yapmıştık, ilan etmiştik bugün başlayacağımızı, 3. sezonu. Şöyle yazmış, çok teşekkür ediyoruz kendisine burada tekrardan. Hayırlı ve dinleyeni çok olsun. Başarılar dilerim. Çok güzel ve yararlı programlar yapacağınıza inanıyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hamdi Başkanımız da kendisine cevap vermiş. Zafer Karatay Başkanım sağ olun, iyi dilekleriniz için yaşlarımız gayretlendirecek bu demiş. Kesinlikle öyle. Zafer Ağamız şöyle bir şey yazmış ki çok hoşumuza gitti açıkçası bizim Aybörü'yle. Caşlarımızın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Demek ki inandırmışız kendimiz bir şeyler yapabileceğimize ki böyle bir yorum alabildik diye düşünüyorum ben. Evet, kalakalık sana katılıyorum. Yani, Zafer Ağamızın desteğini ve Emel Vafkımızın desteğini de hatta her zaman hissediyoruz ki hani hatırlarsın geçen sezon Emel Dergisi'nin hediyeliğini kendisi bizzat duyurmuştu. Yorum yapan, takip eden takipçilerimiz için yıl boyunca göstermiş oldukları bu destek için çok teşekkür ediyoruz. Onların bize göstermiş olduğu bu destek olduğunca biz de elimizden gelen her şeyi en üst düzeyde ortaya koymaya çalışacağız. Kalakay. İnşallah. Allah nasip ederse dediğin gibi olacak. Evet evet, sen konuşmaya devam et. Ben bir şey bakıyordum da. Sen de yani müziği ayarlıyorduk yayınla arada. Sen de, Başka bir şeye bakacağım. Tamamdır. Sen devam edebilirsin. Evet, ben de hemen o zaman lafı gelmişken o hazırlığımızdan bahsedeyim ben hafifçe. Biraz ipucu vereyim takipçilerimiz için. Müzik arasındayken Kalakay bahsetmiş olduğu kitaptan siz değerli takipçilerimize aktaracağı yeri hazırlıyordu. Bunun için de hani konuyu tamamlamamız açısından bir müzik eklememi de rica etmişti. Ben de hemen bilgisayardan onu hazırlayıp koymuştum ben. Kalakay'ın hemen aktaracağı konunun akabinde de o müziği siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Belki tahmin edenler olabilir. Hani gene düğün adetlerimiz değil değil mi? Evet, düğün üzerinden gideceğiz. Yok hayır, ayarlamanı istediğim şey düğünle alakalı değildi. Başka bir şey vardı. Bu arada senden bir şey isteyebilir miyim ben? Sana bir link atsam onu indirebilir misin videoyu? İndirelim Kalakay. Çok güzel. Ya ben okurken yani ben anlatırken sen de hani o linki İndirirsen o videoyu. Tamamdır. Neden? Ben hazırlamaya çalışıyorum. Kaynana gelin atışması var da o yüzden. Tamamdır. Arvice'a göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür de ederiz. Hemen linki kopyalıyorum. Kopyalamıyorum. Sen gruptan alırsın. Tamamdır. Ben geçeyim. Sen o şekilde yap. Evet. Ben de bu arada son kez yorumlar var mı diye bir kontrol edeceğim. Daha sonra Kırım Tatarlarında düğünü anlatacağız sizlere. 3 günü anlatacağız. Neler oluyormuş, neler olmuyormuş gibi. Evet, maalesef göremiyorum. Niye göremiyorum bilmiyorum yorumları. Evet, gelelim bakalım. Yorum burada yok. Öteki tarafa geçiyoruz şimdi. Kaynana gelin atışması da evet, var. Evet, onu. Çok güzel bir şey o. Evet. Yani aslında her denir ya, her ailede olur falan gibi. Evet, tabii bu hani meşhur biraz daha edebileşmiş yani. Bir kısmı diyebiliriz. Evet. Edebiye kısmı diyebiliriz. Lütfen neredesiniz? Evet, ben buldum. Buldum. Evet, şimdi en alakalı değil de en yeniye tıklayacağız. Evet, en son Fazıl Bey'den gelmiş. Evet, bu video. Kesinlikle. 4 dakikalık bir video. Ben anlatayım. Anlattıktan sonra bu videoyu girersen çok ama çok sevinirim açıkçası. Tamamdır Kalakay. Evet, bu arada dinleyicilerimiz var mı? Ona bakabilir miyiz? Yani indirmeyi ayarlayayım mı? Ayarla. Ya sorun değil. Sonuçta biz buradayız, siz oradasınız. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum ben.
Evet. Evet Kalakay, sen sanırım ya, şu anda. Ben senden bir şey istiyorum. Önünde pardon, açtın sayfayı. Şu, bu değil, bu mu? O, ha, olmaz. Tamam. Yok, yeni yorumumuz yok. Yeni yorumumuz yok, tamam, çok güzel. Göndermek istiyorum. Evet efendim, Kırım Türklerinde düğün. Aslında şöyleymiş, ben yanlış okumuşum. Kırım Türklerinde düğün. Ha, Türklerimizde. Evet, önemli değil. Neden? Demin yayın arasında ne dedim ben sana? Bir bastırılmış bir kitapçık var. Orada Kırım Tatar düğünü benim memleketteki gibi anlatılıyor. Onu haftaya getireyim de onu okuyalım demiştim. Evet. Evet efendim. Kırım Tatar kültüründe yer alan önemli bir etkinlikti düğün olayıdır. Yani toyumuz. Evlenme insan yaşamında yeni farklı bir sayfanın açılmasıdır. Aruvaysacım. En ilkelinden en gelişmişine kadar hemen hemen her toplumda düğün merasimi vardır. Kırım Tatar evlenme merasimi diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik, yazarımıza göre düğündeki her olayın ayrı bir müzikle, melodiyle, türküyle ifade edilmesidir. Öyle ki gözlerini kapayıp sadece müziği dinleseniz düğün hangi safhasına cereyan ettiğini anlayabiliyormuşuz efendim. Bu nedenledir ki düğünde türkü değil de türkülerde düğün demenin daha anlamlı olacağını düşünmekteymiş yazarımız efendim. Şimdi bunun nasıl olduğunu açıklayalım demiş. Kırım Tatar düğünlerinde yani toylarını 3 gün sürermiş düğünümüz. Yazarımıza göre tabii. Hani bazı yerlerde 4 gün olduğu da sürüyor. Yani perşembe gününden başlıyorlar. İşte inek, davar, koyun. Hani onları keserler, etlerini ayarlarlar. Evet, hep beraber aşanlar. Tabii daha. Yemek hazırlanır. Aşanmaz da. Aşanmaz mı? Aşanmaz ya. O toyda işte şiddet olur. Neyse. Benim acıktım ara. O zaman kalakay ondan. Acıktın annem sen de ondan bundan itesin. Düğün merasime misafir diyorum. Hey. Gelin ve Kiev evlerinde aynı zamanda başlanıyor. Yani iki tarafta da aynı anda başlanıyormuş. Evlerde ihtiyarlar, kadınlar, genç kızlar ve gelin ve Kiev için ayrı odalar hazırlanırmış. Başka bir odada gelinin çeyizi sergilenirmiş efendim. Evet, düğünün birinci günü. Düğün kartların, yaşlı erkeklerin yani Kur'an-ı Kerim okumaları ve duaları ile başlar. Genellikle biz Mevlüt ile başlatıyoruz. Kur'an okuyoruz belirli kısımları. Daha sonra müzikal icraata geçilmiş. Bu bir çeşit üvertürdür demiş yazarımız. Taksim ve Peşev çalınmış bu kısımda. Bir gülüş müzikası bitip kahveler içilirken, ki unutmayalım bizim kültürümüzde kahve çok ama çok önemli bir yeri vardır. Herhalde bu yüzden biz kahveyi çok seviyoruz. Evet, gün içerisinde de içiyoruz. Kesinlikle. Her gün saat 15'te bir kahve içmezsek olmuyor. Normalde sabah içiliyor da neyse. Bizim için fark etmiyor. Şöyle bir durum var. Kahveler içilirken kahve havası çalınırmış. Misafirlerin istekleri doğrultusunda lirik, duygusal türküler çalınırmış efendim. Her gelen yeni misafirin konak baylarca karşılanmasında hoş geldi havası çalınırmış. Bu arada misafirleri neşelendirmek, ortamı şenlendirmek için kaynanaya ithaf edilerek kaynana türküsü icra edilirmiş. Bu arada ben de onu okuyacağım. Tabii çok başarılı olacağım söylenilemez. Şimdiden özür diliyorum ve hemen müziği buluyorum, şarkıyı. 200-201. İki kayık yan yana, men sevmezim kaynana. Ah vah kaynana, apağı da yapağı da, burnu dolma kapağı. Damdan düşmüş, tablada pişmiş, bulamık yemiş. Uç 30 yaşlı, üskünlü saçlı kaynana. Kaynana ne yapmalı? Merdivenden atmalı. Paldır kuldür ketişini seyretip bakmalı. Kaynananı Allah algaydı, oğlu bizge kalgaydı. Kaynananı aklayık, kara yerge saklayık. İki kayık yan yana, men severim kaynana. Bak demin suyu mu yedi, şimdi suyu et öresin mi? Ah vah kaynana, al yanaklı, ela közlü, inci tişli, sırma saçlı, kalem kaşlı, totay kızaday kaynana. İlk başta böyle biraz kızdırıyorlar, sonra da yumuşatıyor. Seni seviyoruz diyorlar. Gelik elinde işini biliyormuş, yani kadar tatlıya bağlıyor sonunda. Kesinlikle öyle. Evet efendim, gençlerin havaya girmesi için oyunlar başlanır. Kadınlar oyunu, koran gibi oyunlar çalınırmış. Akşama doğru Kiev evinde kızlar çırak tellevler, iki büyük mumu çapraz olarak bir araya getirip süslerlermiş. Çırak tellevler. Ya bu çok tanıdık geliyor bana ya.
Neydi kadar? Çırak tellevler. Yok hayır şey olay. Ama ben görmedim böyle bir şey. Çırak havası çalınmış bu arada. Bu arada hem size bir şeyler anlatıyorum hem de kendim de öğreniyorum açıkçası. Süslenen mumlar bahçeye çıkarılır, genç kızlar koran teperler demiş. Akşam kızların bulunduğu odanın penceresi önüne gelen gençler de delikanlılar da kızlar arasında çınlaşma yapılırmış efendim. Bu çok güzel bir bölümdür. İlgili müzik çınlar demiş efendim. Aslında oraya bakabiliriz birazdan. Böylece gecenin ilerleyen saatlerinde birinci gün etkinlikleri bitermiş. Şimdi şöyle bir durum var pencere önüne gelen yaşlar. Bunu açıkçası yalan söylemeye gerek yok. Ben de yaptım. Yani gerek yok şimdi yani. Yapmadın mı diyeceğim. Yok. Aslında çok güzel. Hani tabii diasporaya gelmemiş olmamıza rağmen hala onu devam ettiriyoruz. Kesinlikle. Bana. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Herhalde Konya'nın Seçme Köyü'nde olması lazım. Bir abimiz anlatmış. Tabii böyle kültürel şeyleri kaydediyoruz ya. Evet. Bu arada genç delikanlılar kızlar oynarken işte böyle evin içerisinde de herhangi bir yerde sevdiği kızı, hoşlandığı kıza şeker atarmış. Evet hatırladım. Hatırladın mı onu? Şeker at. Evet hatırladım. Kız da hemen onu zaten biliyor kimin kime attığını. Aynen. Hemen kız da alırmış. Böyle bir şey aklıma gelip. Ne yalan söyleyeyim. Tabii büyüklere yakalamadan gene. Tabii zaten genellikle öyle oluyor. Burada bir olay var. Ben yaşamadım ama anlatırlar hep bunu. Yani bazı köylerde olmuştur. İşte kızlar oynarlar, delikanlılar gider, işte pencereden bakarlar. Çoğunun zaten sevgilisi vardır, sürgeni vardır, işte karşılıklıdır zaten. Burada kız tarafının ev sahibi daha çok çirkefleşir biraz. Naz mı yapar diye. Naz değil, çirkefleşir. Bu, burada kalsın. Rütük ceza yazabilir bize. Evet, cezaya uğramayalım. Evet, düğünün ikinci gününe gelelim efendim. Şimdi biz ne yapıyoruz, ne anlatıyoruz sizlere? Kırım türküleri ne düğün? Yani düğünlerimizde çalınan türküler hakkında bilgiler veriyoruz size. Niçin? Buna gireceğiz. Haftaya da belirli bölgelerde yaşanan Kırım türkülerinin düğünlerdeki olayları anlatacağız size. Böyle ne olmuş, ne yaşanmış, neler yaşanıyor? Yanlış hatırlamıyorsam bayağı detaylı bir yazım vardı burada. Evet ya yoruma gelmiş. Arvaysa göndermişler mi? Evet evet. Venera Mamutova alkışlıyor efendim. Burada seni tenkit ediyor gördün değil evet, mi? Uyar tenkit diyeyim değil mi? Uyarı diyeyim. Öyle mi dedim. Peki tamam yani sen nasıl istersen o şekilde olsun. Tamam. Evet düğünün ikinci gününe geldik. Yattık kalktık kızlara baktık geldik. Kızlar oynadık. Düğünün ikinci günü etkinliklerin nikah ve kına gecesidir. İkinci günümüzün olayı. Kiev tarafından gelin evine iki dünürlü bir imam gönderilir. Neye geldik? İmam nikahına geldik. Bunlar nikahın kıyılacağı odaya gelince gelinin arkadaşları bahşiş almadan içeri bırakmazlar. Bu ne oluyor şimdi? Ne oluyor? Bunu ben de yaptım. Daha doğrusu ben yapmadım da kuzenlerim yaptı. Merak çok iyi ettim şimdi. Ya şey bahşiş alma olayından bahsedeceğim sana. Tamam. Hani bir daha çok bize pazar günü olur işte hani artık düğün salonları falan gidiyoruz ya. Biraz da asortik olduk ya biz ondan dolayı. Hazırlanınca böyle. Tabii bu arada dinleyicilerimize gidiyor. Biz de kendi kendimize söylüyoruz. O da güzel. Neyse burada anlatmış olalım. Biz de havamız yerinde olsun. Ya da neyse ya vazgeç. Anlatmayacağım. Burada bir şey var onu okuyacağım. Tamam oku. Ben de videoyu hazırladım bu arada. Video da hazır. Bekliyor kalan. Sen hemen aktaracağın anekdotu aktardıktan sonra videoyla takipçilerimizle paylaşabilirsin. Ne kadar güzel şeyler var. Ama dinleyeceğiz. Boşuna anlatmayalım istiyorum biliyor musun? Çok az. Yani çok güzel şeyler var da yani dinleyeceğiz olduğu için anlatmak istemiyorum. Yani ne var mesela? Hadi şunu anlatalım da. Kiev tıraşı var. Onu anlatalım. Bari yapacak bir şey yok. Hani senin başına gelir. Yani hoşuma giderse. Önceden hazırlamak. Hoşuna giderse bak, hoşuma değil bak. Hoşuna giderse yapalım. Anladım neyse. Ya buradan canlı yayın duyurmana da gerek yok. Yok ya, ne alacak Allah aşkına. Zaten biz bizeyiz ya. Sen, ben, bizim olan ya. Yabancı yok ki. Sen, ben, bizim olan. Evet. Evet efendim, Kiev tıraşı nasıl oluyormuş? Ya bırak ya 2 dakika dursun beni. Şu mouse'u 2 dakika beni dursun. Ne oldu? Müzik indiremedin mi? Olmadı mı? Yok sen kahve havası deyince bakıyordum şöyle bir tane şey indir. Şeyde vardır. Onun için sistemimizde vardır büyük bir ihtimalle. Tamam. Eski müziklerde vardır.
Evet efendim, düğünün ilginç ritüellerinden birine geldik. Neymiş? Giyir tıraşı. Düğünün son günü, yani üçüncü günü yapılan bir etkinlik. Törenin yapılacağı geniş mekanda toplanmış olan kimin erkek davetleri arasında şöyle bir senaryo cereyan eder. Daha çok bu samimi oldu erkek arkadaşlar oluyor genellikle diye tahmin ediyorum ben. Öyledir yani. Yani başından geçmeden mi öyle tahmin ediyorum ben. Yakında geçer işte. Kiev ağası yani sadıcımız. Ey misafirler, büyük küçük, kart, yaş, cümleten hoş geldiniz. Misafirler cevap veriyor. Hoş bulduk, toyunuz hayırlı olsun. Şöyle yapalım mı? Bir sen bir ben gideyim. Tamam. Bir daha güzel olmaz mı? O zaman sen bir Kiev misafir ağası mı olacak? Yok yok. Bir sen bir ben, bir sen bir ben ya. Tamamdır. Kiev ağası geldi mi ben okurum. Sadıcım olabilirim yani. Bekarım ama önemli değil. Tamam, nasip değil. Evet, bir misafirden başla. Bir misafirimiz der ki çağırınız Kiev yaşını ve müzik başlar. Buna misafirler de katılır. Kelsin, kelsin Kiev yaş kelsin. Gelmeyecek olsa haber versin. Müzik eşliğinde yine üç kez tekrarlanıyormuş bu efendim. Kiev, tabi damatımız gelir. Selamun aleyküm, cümleten hoş geldiniz. Toyuma şeref verdiniz, sağ bulunuz. Kiev başına dönerek men geldim kana berber kayda. Berber kayda deyip soray şimdi. Tıraş olacak ya. Tabii. Kiev ağası bakır o yerden. Çağırırız şu berberini. Gelsin gelsin berber gelsin. Gelmeyecek olsa haber versin. Diyoruz efendim. Berberimiz geliyor bu arada. Selamun aleyküm, hoş geldiniz misafirler, toyunuz hayırlı olsun. Kiev'le bu yerde hemen tokalaşır, tıraş takımlarını ortaya masaya salır. Kana balacıklar kayda. Ben şöyle yapacağım, burada kendi ağzımda koyacağım. Ka balacıklar kayda, karangıda tıraş etmeyecek miyiz mi? Dep ayta. Çağırınız şu balacıklarını. Gelsin gelsin balacıklar gelsin. Gelmeyecek bosalar haber versin. Cebinden mum ve işlemeli mendiller çıkarıp çocukların kollarına bağlar. Kiev ağası burada. Mumları da cakar. Evet. Berberimiz buyur Kiev der ve Kiev oturur, tıraş müzik eşliğinde başlar. Misafirler tıraşka başlayınız. Kana tıraşını kayısı saygılı sevgili misafir açacak. Burada tıraş açılacakmış. Bak ilginç bir şey var. Çok merak ettim ama büyük ihtimalle yazmıyor. Bir misafir ayağa kalkar, elindeki bir miktar parayı bir tabakla dolaşan adama verir. Çavaş, yani düğünlerde oynayan kişilere verilen bahşiş para çavaşta. Çavaş başta avada bar, tıraşta bar. Çalgı ve tıraş devam eder. 2-3 dakika geçtikten sonra yine bu para tabağa konularak çabaş başta, ava bar, tıraş yok der, berberde hemen durur. Daha sonra çalgı da devam eder bu arada. Evet efendim, dinleyicilerimize bir azalıyor mu, aynı mı kalıyor, anlayamadım ki. Ya tamam, hani bugün biraz sıkıcı olmuş olabiliriz, kabulüz. Ama yani neyse. Elindeki parayı tabağa koyarak der ki çabaşta tıraşta var der, tıraşta çalgıda devam eder. Bu oyun böylece bir tıraşı, bir çalgıyı veya her ikisini durdurarak bir hayli süre. Ha, burada ne anlıyoruz? Hem müziği durdurarak hem tıraşı, damada da böyle yüzü köpüklü bırakıyorlar, uğraştırıyorlar. Bir yandan piyatakta tabakta dönüyor çabaş. Tabii. Toplanan bahşiş genelde düğün masraflarına katkı için Kiev'e verilirmiş. Bak duyuyorsun değil mi? Duyuyorum kala. Bak böyle toplayabilirim ben senin düğününde bak. İnşallah diyorum kala. Ben de seninkinde toplayayım istersen. Tıraş merasim de biter. Sonra da Kiev yakın arkadaşlarını alarak Kiev konağına götürülür. Cümle çok devrik oldu ha. Buradaki olay bir eğlence gecesidir. Keman, klarnet, dare. Ben ilk çaldığım şey dareydi, biliyor musun bu dernekte? Yok, bilmiyorum ama. Yani akardiyonu çaldığını çalmaya çalıştım. Çalmaya çalıştım. Doğru tabirle. Biliyordum da dareyi bilmiyordum. Dare ilk şeyde TRT Avaz'ın çekimlerinde yapmıştım. Sene 2012'de. İlk dareyi o zaman çalmıştım dernekte.
Yani... İlk müzik aletini burada Dari'ye almıştım. Sonra uzun süre bıraktım. Bir senedir işte arada bir akordeonu denemeye çalışıyoruz. Seninle beraber biliyorsun. İşte Dari, trompet, akordeondan oluşan bir çalgı takımı vardır. Eğlence yarı geceden sonraya kadar devam eder. Konuşma gecesinin en karakteristik tarafı eğlencenin orada organize olan bir teşkilat tarafından idare edilmesi ve dolayısıyla çok disiplin cereyan etmesidir efendim. İşte burada horoz telleme gibi oyunlar var. Kart agası var. İşte böyle Onk Bey, Sol Bey gibi şeyler var. Bu arada yorum gelmiş gene Kalagay. Arovaysak gönderdi bizlere. Rauf Fındık da Karaman'dan selamlar selamlarını gönderiyor bizlere. Rauf Bey'e biz de Konya'dan Karaman'a selamlar gönderiyoruz efendim. İyi akşamlar dileyelim. Bizimle beraber yayınımızda yorumlarını, paylaşmalarını rica ediyoruz. Evet, burada ne var diye Karaman da. Burada bir şey var. Daha onu arıyorum ben. Zemani Töyler hakkında oylar. Evet, takipçilerimiz de yine tekrar ben senin bakana bakana kadar biraz tekrar duyurayım. Bizimle paylaşmak istediği böyle toy adetlerimiz olabilir veya başka türlü sünnet toyumuz da olabilir mesela. Tabii. O tür adetlerimizi bizimle paylaşmak istedikleri başka anekdotlarını yorumlarıyla paylaşmalarını rica ediyoruz. İsterlerse biz de buradan okumaktan memnuniyet duyarız takipçilerimiz için. Evet, bu arada tabii tekrar hatırlatıyorum. Haftaya düğünlerimizi anlatacağız. Yani eğer hani bay bölüp daha güzel şeyler de bulursa onları da anlatacağız. Allah izin verirse. Evet, bu arada ben o zaman okuyup sen de ondan sonra gir. Yo. Müzik arası mı benim? Yo yo yo, vazgeçin. Kaynana gelin atışmasını versen şimdi. Ha, tamam, videoyu vermemiştik, evet. Evet, kaynana gelin atışma. Evet efendim, hazır mıyız? Hazır. Tamam. Kaynana gelin atışması, ardından biz tekrar buradayız efendim. Ne oldu ya, ne oldu ya kaynana? Kuregine tuz koy kaynana. Oğlum beni pek sever, yüreğine buz koy kaynana. Çulu baş suflu kelin, eve barkın kuflu kelin. Çulu baş suflu kelin, eve barkın kuflu kelin. Oğlum seni taşlayacak, ufak baş suflu kelin. Oğlum seni taşlayacak, ufak baş suflu kelin. Ne oldu ya, ne oldu ya yaş gelin, yüreğine tuz koy taş gelin. Oğlum seni taşlayacak, kuregine buz koy tas gelin. Kaynananın nesi var, zurna gibi sesi var. Kaynananın nesi var, zurna gibi sesi var. Kırmızı biber gibi telden o gayrı nesi var. Kırmızı biber gibi telden o gayrı nesi var. Ne oldu ya, ne oldu ya kaynana, kuregine tuz koy kaynana. Oğlum beni pek sever, yüreğine buz koy kaynana. Ömrüm boyu dul yaşa, layığın tapılmasın. Ömrüm boyu dul yaşa,
Layığın tapılmasın. Ne oldu ya ne oldu ya yaş gelin, yüreğine tuz koy taş gelin. Oğlum seni taşlayacak, kureğine buz koy taş gelin. Mabet olsun gelinler, kaynanalık gelinleri severler. Mabet olsun, mabet olsun gelinler, kaynanalık gelinlerini severler. Yavrum da salgırının boyu, öz tuğganımın da toyu. Kefeden kerşten can köyden gelir, özünün aruv da soyu. Yavrum da salgırının boyu, özümünün dostumunun toyu. Atka minse yaraşır, özünün selvi de boyu. 60 baş, 70 baş duvar, ayda ket salgırga suvar. 5 kesek et 5 kazanga, batırıp batırıp cuvar. Yavrum da salgırının boyu, sarabız halkının toyu. Teşik tavul, contuk zurna, bu ne kıyarımı toyu.
yakmazdım. Geçti bir yaş var anılarım. Ama evet efendim, kaldığımız yerden devam ederken iki tane yorumu görmemişiz. İlki Ümit Aytar'dan, yaz çok sönük geçti, toyların tadı yok dedi. Ne zaman dedi biliyor musun? 36 dakika önce demiş. Niye demiş? Biz demin sorduyduk ya. Evet, onun abi cevabını vermiş Ümit Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Sorumuza tek cevap veren kendisi oldu. Çok teşekkürler Ümit Bey. Veli Sarıgöl'de, Çaşlar hayırlı keşeler de geldi. Çok teşekkür ediyoruz Veli Bey'de. O da 52 dakika önce yazmış biliyor musun? Burayı görmemişiz biz. Gerçekten görmemişiz. Çok üzüldüm şu anda. Ya, umarım bizi dinliyorlardır. Yani hani kasıtlı hiçbir şey yok. Tamamen çapraz yayın olduğu için bu şekilde oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Kusura bakmayın efendim. Yayın gidip gelme durumu olunca orayı biraz atladık Kalakay. Kesin. Yayın gidip gelince zaten bir stres yaptık biz. Endişe ettik, kesilecek mi? Tekrar kapatıp açma durumuna mecbur kalmamak için dedik. İnşallah kalmayız dedik. Yine ki kalmadık da yani yayın devam etti. Çok güzel. Evet efendim. Çünkü yani sonuçta 170 tane paylaşım var. Öyle bir durum var. Evet. O yüzden. Hani onlar olmasa baştan yine başlardık ama. Neyse efendim. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Malum kaç dakikadır yayındayız. 1 saat 54 diyor burada. Burada, burada, burada. Ama şurada. Önemli olan şurası zaten. 50. Evet, 1 saat 50 dakika. Yani neredeyse 2 saate gelmişiz. Evet efendim. Son dakikalarımıza geldik. 3. sezonu da bu şekilde açtık. Haftaya hatırlayalım ne yapacaktık. Haftaya düğünleri anlatacaktık. En azından yayının bir kısmını düğünlere ayıracaktık. Peki nereden geldi bu düğün mevzusu başımıza? Aruvaysa evlendi. Ardından işte sıra Bayburi'ye geldi. Bu arada ben de Bayburi'ye nelerin olacağını anlatmaya çalışıyorum. Evet değil mi? Para Çağaş değil mi? Kalakay yanlış hatırlamıyorsam. Anlamadım. Şey, Kiev tıraşında hani daha önce okumuştuk ya onun için. Çağaş. Çağaş toplayabilir evet falan demiştin. Tabii. Tabii. Evet. O tabii işin şeyi yani. Sadece kısmı. Aynen. Evet efendim. 9. sezon diyorum ya. Allah söyletti galiba. İnşallah görürüz 9. sezonda. İnşallah. 3. sezonda efendim bugün 12 Eylül 2020'de 21.12'de açtık. Bizim girdiğimiz saat olarak söylüyorum. 21.12. Aa bak. Bugün biraz kendi kendimize konuşmuş gibi oluyor. 21.12 acaba. 1.12. Evet. Simetrik. Evet. Simetrik miydi? Yok, simetrik olmuyor muydu? Neyse. Yani 21.12 yani 2.1.1.2. Tersten de okusan, düzden de okusan 21.12 çıkıyor. Bunu demeye çalışıyorum. Anladım da. Nereden aklına geldiğimi. Ya 21.12'de şey girdik kardeşim yani. Tam 21.12'de girdik diye hatırlıyorum ben. Tamam. Evet. 3. sezonun ilk yayını başladı ve bitti. Aşağı yukarı 1 saat 51 dakika 53 saniye kadar bir süre olmuş burada önümüzdeki ekrana göre. Bugün umarım keyifli geçmiştir. Tabii çok yüksek bir sayıya ulaşmıştık ama maalesef elektrik gitti. O yüzden bir internetimiz gitti. Tabii siz de gittiniz bunun yanında. Oo, uykun var galiba senin de. Biraz yorgunluktan dolayı. Ha, uykun değil de. Güzel güzel. Evet efendim, son sözlerimizi alalım. Hay Börücüğüm, son sözünü alalım. Bir şey daha eklemek istiyorum. Neydi o adı? Bizim şeyin adı neydi? Sarburman. Öteki. Şimşika. Şimşika değil mi? Şimşika. Nasıl güzel anlaşıyoruz maşallah bize. Evet. Şimşika hani en sonunda yayın biterken bir şey söylüyordu ya. Ha, tamam. Onu da tamam. Sen eklersen çok sevinirim ben. Malum şimdi pandemi sürecindeyiz. Hayat kaybeden çok insan var. Evet doğru diyorsun Kalkay. Ona da ekleyeyim unutmadan. Hemen son sözlerime ben şekilde başlamak istiyorum. İlk sezonumuz, 3. sezonumuzun ilk yayınını bu şekilde noktalamış oluyoruz beraber takipçilerimizle. 3. sezona gelene kadar yani birçok takipçimizle beraber olduk. Gerek onlar yorumlarla bizlere destek oldu. Bizler
Onlarla yorumlar aracılığıyla sohbette bulunduk. Mikrofonumuzu takipçilerimizle sohbet ettik. Biz takipçilerimizle beraber olduğumuz müddetçe hem kendimizi enerjik hissediyoruz. Hani bu yayına hazırlanırken hep takipçilerimizi düşünerek daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha fazla bilgiye nasıl ulaşabiliriz diyerek hazırlanıyoruz. İnşallah takipçilerimiz için de beğeniyorlardır. Onlar için de güzel bir yayın geçiriyorlardır. Bu cumartesi akşamlar, hani hafta sonları, hafta içi normal hani iş yorgunluğunu bırakıp bizlere onlar da vakit ayırıyorlar. Aileleriyle belki vakit ayırıp kızıp bizlere vakit ayırıyorlar. Bunlar için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Umarım onların bu ayırmış olduğu vakitleri biz değerli bir şekilde doldurabiliyoruzdur. Takipçilerimiz mutlu oluyordur bizimle beraber olmaktan. Ki biz çok mutlu olduğumuzu tekrar söyleyeyim. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızda yeni sezonumuzun son yayınına kadar yine takipçilerimizle beraber mutlu, enerjik, tabii ki en başta sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yayın sürecimizi götürürüz diyerek umut ediyorum ben Kalakay. İlk yayınımızı birlikte bitirmekten de ayrıca çok mutluluk ve heyecan duyuyorum ben Kalakay. Tekrardan takipçilerimize teşekkür ederim. Hemen de Çımışkan'ın yine o duasını da takipçilerimizle paylaşayım. Tabii ki de en başta muhacirlet yollarında vatan Kırım'dan Ak Topraklar'a olsun, Dobruca'ya olsun, muhacirlet yollarında şehit düşen bütün soydaşlarımız, büyüklerimiz, kart analarımız, kart babalarımız, paylarımızlar için ruhlarına El Fatiha istiyorum takipçilerimizden, rica ediyorum. Daha sonra tabii ki de 18 Mayıs 1944 gibi büyük bir felaket de milletimize maruz bırakıldı. O soykırımda, o nasıl diyeyim, yani kara günde vagonlarda, affedersiniz yani hayvan vagonlarında istiflenmiş halkımızdan şehit olanları, ki biliyoruz hani onların bir mezarları bile olmadı. Ancak onlar her zaman milletimizin kalbinde. Onlar için de bir ruhlarına El Fatiha diliyorum takipçilerimizden ve bununla birlikte işgal sürecinde yaşıyoruz. İşgalde Reşat Ahmetov gibi şehit olan soydaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz için de takipçilerimizden El Fatiha rica ediyorum. Ve bununla birlikte işgalin de en yakın zamanda sona ermesi için takipçilerimizden dua rica ediyorum ben Kalakay. Hemen ben de mikrofonu sana vereyim. Teşekkür ederim. Senin son sözlerin neler olmak ister? Evet, teşekkür ederim sevgili kardeşim. Sen dua istedin, ben de ailelerimize, en başta annemize, babamıza, kardeşlerime teşekkür ediyoruz. Neden? Biz buraya geldiğimiz zaman yani şikayet etmiyorlar, kızmıyorlar ya da ne bileyim hani bir şey demiyor. Tamam hani yaşımız geldi bayağı ama sonuçta aile ailedir. Şu dönemde daha çok önemini idrak ediyoruz açıkçası. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Üçüncü sezon başladı malum. Bizleri yalnız bırakmayın. Biz yine buradayız. Sizler de tam orada olun. Bizi dinleyin. Ve ikinci olarak bu yayını yapmamızdaki olanaklar, fırsatları sağlayan başta dernek başkanımız Hamdi Elmacı olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir tebrik daha vardı. Onu da söylemek istiyorum ben. Çankırı Üniversitesi olması lazım. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sezai Özçelik hocamız profesör ünvanı almış. İki gün önce ya da bugün de olabilir. Tam hatırlamıyorum gününü. Kendisine buradan tebrik ediyoruz Sezai hocayı da. Yani kendisine atıfta bulunacağım için tezde aynı zamanda evet, ayrıca takip ediyorum Sezai hocayı da. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Ve haftaya birlikte olmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, çok iyi bakın. Haftaya düğünleri konuşacağız, unutmayın. Siz de hazırlanın haftaya. Sizin başınızdan geçen böyle olaylar varsa. Ya biz bunu Tatar adeti biliyorduk da aslında burası bizim iskan ettiğimiz bölgeye ait bir adetmiş. Ya biz bunu buranın adeti zannettik de sadece bizde varmış gibi olayları anlatabilirsiniz. Ve yayınımız burada son buluyor. Çok uzattım ben senin gibi yine. Bak lafı da inceden. Dokunduruyoruz her zamanki gibi. Evet efendim, o zaman haftaya görüşmek üzere inşallah diyoruz ve yavaş yavaş hemen şunu ayarlıyoruz. Her zamanki gibi ne yapacağız? Ben böyle yapacağım ve siz hep beraber onu söyleyeceğiz, tamam mı? Tamamdır. Önce müziği ayarla. Müzik ayarla. Hazır mı? Müzik hazır. Kapanış müziği. Tamam, mükemmel. Evet o zaman efendim. Kendinize çok iyi bakın.
Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız. Ana ekranı hiç sesi kısma.